Sevgili Aynur Ayaz geliyor. Alkışlarla ben olun, bütün merhabalar hocam. Öğrencilerim, evet. Konuklar adına alkışlıyorum. Selamlar, herkese merhabalar. Kendisi merhabalar, şöyle merhabalar. Alayım sizi, yan yana oturacağız. Şöyle, görünmüyorsunuz tamam. Şu anda. Evet, şu anda tamam. Efendim hocam. Sunucu, yazar, eğitmen. Yani sayamayacağım pek çok ayrı meşgalesi, şu anda mesleği var. Dediğim gibi dolu dolu bir hayat, bir koltukta 3-5 karpuz. Aktif olarak medya hizmetini de sürdürüyor. Bugün bizlerle, çok teşekkür ediyoruz. Ve artık ben sözü sahibine teslim ederek izninizle bir kenardan şöyle izlemek istiyorum sizi. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam yanımızda olun. Vallahi öyle uzağa gitmeyin, ne olur. Sesinde sorun var mı Aydur Hanım? Bir problem yok herhalde sanıyorum. Şöyle de takabiliriz. Net biliyor herkes benim. Merhabalar tüm katılımcılara. Şu anda aktif olarak izleyenlere, daha sonra da izleyecek olanlara herkese günaydınlar diyelim. İyi bir enerjili gün olsun. Tabii malum öncesinde atlattığımız çok sıkıntılı süreçler var. Hem ülkemiz hem dünya açısından. Onları burada yad etmek isterim. Çünkü üniversitemiz, yani İstanbul Kent Üniversitesi'nin de kaybettiğimiz üniversitedeki öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet dileyerek başlamak isterim. Tabii tüm şehit olan depremzedelerimiz için de aynı şekilde çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, malum bugün İstanbul Kent Üniversitesi'nin çok kıymetli hocamız ve bölümü Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı'nın düzenlediği etkinlikte sizlerle olmak için ayrı bir heyecan duyuyorum. Bir de 8 Mart olması münasebetiyle birazcık acılarımızı dindirdiğimiz, birazcık da bugün gerçekten aslında ülkemiz ve böyle güzel nadide üniversitelerin yaptığı etkinliklerle fırsat bulup konuşmamızla sizlerle buluşmamız bence çok önemli ve kıymetli diye düşünüyorum. Böyle bir girizgahtan sonra sanıyorum biraz hızlı zamanı efektif kullanabilmek adına, hızlı sizlerle iletişim halinde olup sizlerin de sorularını yanıtlamak istediğim için hızlı davranıyorum. O yüzden affola diyelim, müsaadeniz olursa. Evet, konu olarak seçilen, hocamın da uygun gördüğü, sizler açısından da aslında popüler kültürde, medyada, sosyal medyada özellikle, yani medyanın artık dördüncü bir kuvvet alanı olan sosyal medyanın ne kadar aktive olup dünyayı ne kadar etkisi altına aldığı bir aslında bir kaos ortamı diyebiliriz buna. Tabii bunu olumsuz olarak algılamamak gerekir ki kaos kelimesi bizde olumsuzluk olarak ifade edilse de ne yazık ki son dönemde amacına hizmet edilmeden kadın erkek ve yani hem kadın noktasındaki cinsiyet ve erkek noktasındaki ve diğer noktalarda da ciddi manada bir kargaşaya sebebiyet veriyor ki bunu biz de yüksek benliğimizle, farkındalığımızla görüyoruz. Bu çok haz edilir bir şey mi? Açıkçası ben haz etmiyorum. Kıymetli Meral hocama ve hocama biraz böyle aslında genç jenerasyonu, orta ve üstünü yakalamış bir insan olarak toplumun da hemen hemen her kesimine hitap eden, her ölçüde sınıf statü ayrı etmeksizin, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlarla yakın teşviki mesaide olan bir insan olarak açıkçası son dönemde ve bilişim de okumuş ve 22 yıldır medyanın içerisinde bir fiil aktif olan birisi olarak açıkçası üzülüyorum. Bu üzüntümü de şöyle dile getirmek lazım. Aslında üzülüyorum ama bir taraftan da dijital dünyanın iyi kullanıldığında, olumlu kullanıldığında nasıl kadına dair güzellikler oluşturabileceğini ve yaratacağını da çok iyi biliyorum. 22 yıldır aktif ülkeme ekranlardan, dijital ekranlardan yapmış olduğum hem ahlak noktasında hem de yani üslup noktasında kimsenin kalbini kırmadan ama üslubunla anlatarak bir şeylere edilen programlar, televizyon programları hazırladım. Onun haricinde yazıp çizip aktif olarak içerisinde yer aldığım, son dönemde dijital medya içerisinde sesli bir platform olan Karma Türkiye ailesinin hem yazar kadrosunda hem seslendirme kadrosunda aktif görev alan bir öğrenciyim. Yani kendimi böyle nitelendiriyorum. Bu hayatımı sonlandırana kadar çalışmayı şiar edinmiş sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü rahmetle yad ediyorum. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim sadece çalışmaya ihtiyacımız var dediği noktada aslında kadına ne kadar çok misyon ve vizyon yüklediğini bir kez daha 21. yüzyılda gerçekten hissediyorum iliklerime kadar. Bir Türk evladı olmanın gururunu yaşıyorum çünkü
yaşadığımız bu noktada sosyal medyanın tırnak içerisinde ne kadar olumlu, aslında popüler kültür dışında da kullanılabilirse ve farkındalığı yerinde olursa, işte depremzededeki 11 ilimize nasıl organize ve koordine olunarak ulaşılabildiğini, o yaraların dijital medya olmasaydı nasıl sarılamayacağını, değil mi? Aslında sarılıyor, devletimiz var olsun, ama bu tarafta insanların etkisi, enerjisi ve sinerjisiyle, dünya halklarının da katkısıyla nasıl yeniden inşa olabileceğine biraz tanıklık ettik. İşin açıkçası arkadaşlar şunu söylemek lazım. Bir kere buradan kaçamıyoruz. Artık uzay çağındayız ve sosyal medya dediğimiz aslında gün geçtikçe kirlenen ve içerisi büyük bir çöplüğe dönüşen. Size şöyle söyleyeyim, bunu araştırabilirsiniz. Google denilen bir dev var. Google 20 yılı aşkın bir süredir, yani 25 yılı belki geçen bir noktada arama motoru olarak dünya zirvesini yerinde tutuyor ve aslında bu bilinen bir gerçek. Ne yaparsak yapalım araştırma noktasında eskiden ansiklopediler, kitaplar, kütüphaneler varken şimdi Google amca soralım ya demiyor muyuz, diyoruz. Biz de bir şey araştırırken ya da bakarken bir kadın ya da erkek olarak, çünkü aramızda tabii kadın konusu ama neticede erkeği de dünyaya getiren bir kadın unsuru, bir anne olduğu için hepimizin, ben fiilen bir anne değilim ama bir annelik güdüsü de taşıdığım için anaçlık. Dolayısıyla burada söz konusu olan şeyler var. Lütfen farkındalığınızı dikkat edelim. Biraz önce hepinizin, konuşmaya katılanların cümlelerini dinledim. Görmedim, bilmedim. Mesela Ayhan kardeşimiz dedi ki, öğrencimiz, evet ben daha yeni hocam katıldım falan diye. İşte böyle yeni katılırsak ve bilinçlenirsek, ne olur affınıza sığınarak söylüyorum, bir şeylerin farkında çok zaman geçerek üzerinden uyanmamız da söz konusu olamaz. Bir şeylerin farkında olmak demek, bir etkinliğin, bir programın sosyal medyada sadece hashtag olan ya da Twitter'ın sonradan kullanılan bir noktasında kendimizi o popüler kültürün içerisine dahil etmek değildir amaç. Örnek veriyorum, şimdi siz de bakabilirsiniz. Facebook 2004 yılı, 21 Mart 2006 yılında Twitter, Instagram 16 Temmuz 2010, 6 Ekim 2010 pardon, YouTube 2005 yılında ve tabii TikTok Çin'in de 2016 yılında, yani yaklaşık yakın zamanı 20-25 yıllık bir portföyde bakıldığında oluşan bir sosyal medya algısı var ki aslında sosyal medyanın başı, ta dönecek olursak, internet. 97-98 yıllarına gelin yakın zamanda. Ve doğal olarak renkliyle siyah beyazın meç edildiği bir döneme denk geliyor. Nasıl arkadaşlar denk geliyor? Biz araştırmalarımızı sadece Google üzerinden teyit etmeden, teyit bilgiye muhtaç olarak ve herhangi bir araştırma bilgisi dahi olmadan gözle görülür bir sanal doğruya mı inanacağız ve kadın algısını buradan yeniden ayağa mı kaldıracağız? Böyle bir şey söz konusu değil, olamaz da. Dolayısıyla bu konuda biraz yaralıyım ve bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi manada ilkokul bazından düşünün, yani mezun olmuş yüksek lisans yapan öğrencilere kadar buluştuğumda ve akademik kadrolarda bunu söylüyorum. Dolayısıyla bir kadının uyanması dünyanın uyanması. Bir kadının uyanması dünyaya getirdiği bir erkek çocuğunun uyanması. Biz yeniden sevgiyi tesis edeceğiz. Çünkü popüler kültür denilen kadın algısını da yıkmaya çalışan reklamlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Bir arkadaşım dedi ki, ben olumsuz olarak düşünüyorum dedi, galiba Nurgül'dü. Katılıyorum, herkes birbirine benzer bir oyuncak haline mi gelecek sorusu da tek tip bir model haline mi gelecek dünya? Acaba bu dünyanın bize vermek istediği mesaj nedir diye de okumak lazım. Yani kadının kendini orijinal bir yapısıyla nasıl oynanabilir? Efendime söyleyeyim, nasıl bir estetiksel bir bakış açısı olabilir? Ruh, beden, zihin nerede kaldı sorularını birazcık kendimize ciddi ciddi iğneyi batırmamız gerekiyor. Yani elbette ki üslup olarak, güzel olarak konuşacağız, kendi sesimizi kendimiz dinleyeceğiz, aynayla bütünleşip kendimizi seveceğiz, kendimizi sevdiğimizde başkalarını da sevmiş olacağız. Bunun için, kendimizi sevmemiz için bir internetten sanal bir ekrana bakarak, o ne giymiş, bu ne giymiş, o ne yapmış, bugün nerede fotoğraf vermiş noktasına gelirsek bu işin içerisinden gerçekten çıkamayız. Yani bugün acaba ya benim arkadaşım nereye gitmiş? Ay ben bir bakayım. O zaman benim kölesi oluruz. Yani kullandığımız cep telefonlarının, bakın şu anda artık laptoplar yok.
kullandığımız bütün her şey, uygulamalar ve aplikasyonların hepsinin tamamı cep telefonuna sığabilecek gigabyte ve ölçeklerde. İstediğiniz noktada, istediğiniz dünyanın her yerine gerçekten TikTok denilebilecek kadar ama TikTok ulaşabileceğiniz vaziyettesiniz. Hız çağının, has çağının bu kadar dejenere olmuş olduğu bir dünyada öze nasıl döneceğiz sorusunu da galiba birazcık sormamız gerekiyor. Şimdi okumak... Böyle bir şey okumak lazım. Yani kitapları okumak, evet binlerce kitap okuyabilirsiniz, yüzlerce kitap okuyabilirsiniz ama anlamadan ve ezbere okumanın hiçbir mantalitesi, hiçbir akla, şuura uygun bir vaziyet yok. Onu sindirebilmek, onu özümseyebilmek, onu okuyabilmek ve okuduğunu paylaşabilmek ve bunu sosyal mecralar üzerinden yansıtabilmek çok önemli. Türkiye'de ilk Twitter kullanıcılarından bir tanesiyim şu anda. Resmi hesaplarda işte o sizin belki de hani dediğiniz işte tanınırlık noktasında çok da benim umursamadığım ama mavi veya işte ne renk veriyorlarsa dünyanın kendi ayarında verdiği bir ayarla kullanmaya çalışıyorum. Bakın kullandığım sosyal medya hesaplarında çıkıp birisi şöyle böyle diyebilir, birisi şöyle şöyle düşünüyoruz denilebilir diyebilir ama benim çok umurumda mı? İşin açıkçası ben otokontrolü sağladığım müddetçe beni otokontrolün içerisine asla alamaz. Nasıl alamaz? Ben de güzel şeyleri beğeniyorum. Ben de güzel şeyleri takdir ediyorum. Ama toplum artık eğer bir sosyal mecra içerisindeyseniz kadın olarak da şunu kabul etmek zorundasınız. Ağzınızdan çıkan konuşmalara, verdiğiniz mesajlara, alıntılara, kaynakçalara, gösterdiğiniz her şeye dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Kamuoyuna açık bir mecrada dünyanın herhangi bir yerindeki bir Türk vatandaşı da size ulaşabilir. Dünyanın herhangi bir uluslararası bir vatandaşı da size artık bir çeviriyle tık ulaşabilir. Onda oluşturacağınız imaj da, diğer dünyanın bir başka yerindeki oluşturacağınız bir kadın imajı da çok önemli. Biz sanalda zannediyoruz ki şunun farkında değiliz. Bu arayüzleri çıkardığımız zaman biz işte fenomen Instagram atıyorum TikTok'ta takipçisi çok fazla olan ve çok takipçisi olan insanların çok itibarı görebileceği veyahut sözünün çok güvenilir olabileceği kanısını, algısını oluşturmuş vaziyetteyiz ve buna biz hizmet ettik. Ben böyle bir şeye hizmet ettiğimi düşünmüyorum. Ben toplumun ahlaki dejenerasyonuna hizmet eden, artı yönde yarar sağlayan, katkı sağlayan, bugün insanların olumlu yüzünde tebessüm bırakacak gülümseme bir kadın fotoğrafında neler ifade ettiğini inceleyerek, araştırarak, analiz ederek bakıyorum. Ve bundan kendimi bir Türk vatandaşı olarak sorumlu hissediyorum. Siz eğer bu sorumluluk ve bu bilinçle bir öğrenci vaziyetiyle hisseder ve yaşarsanız iliklerinize kadar... emin olun hiçbir şey kaybetmezsiniz. Dünyada bilgisiyle, nezaketiyle, hoşgörüsüyle örnek bir vatandaş olursunuz. Ben bunu söylemek istiyorum çünkü gerçekten bir araya geldim. Öğrenciler de şunu diyorlar. Hocam biz ne soracağız? En saçma soru bile olmuş olsa eğer soracak bir şeyin yoksa düşünme noktasında da ben senin düşünebildiğine inanmıyorum diyorum. Çünkü samimiyetsiz geliyorsun. Yani o zaman aklını kullanmıyorsun. O zaman kendinle alakalı bir takım çelişkilerin var ve kendini tanıma noktasında bir üst segmente geçememişsin. Senin geçemediğin noktada toplum senin gibi olur ve sayıların çoğalırsa düşünseniz arkadaşlar içinden çıkılamaz ve... hareket edemez bir hale gelebiliriz. Tüm bunların özünde, işin açıkçası bakıldığında saygıyla kendisini rahmetle anıyorum. TRT'nin 1929 yılında meslektaşımız, büyüğümüz, duayenimiz, ondan çok şey öğrendiğimiz, onun hayatını okuduğumuz, bilgilendiğimiz sevgili Jülide Gülizar'a Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin TRT'nin ilk kadın spikeri, ilk TRT'nin sunucusu, eğitmeni ve yazarlarından bir tanesiydi. Kronolojik olarak bakabilirsiniz. Türkiye'de ilk gazeteci, ilk güzellik uzmanı. Bunlar araştırılabilir. Bunların doğruluğu, hayatları, biyografilerine bakılabilir. Dolayısıyla size de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Netice itibariyle kadına dair imajın yeniden ayağa kalkacağı, kadının imajını kimse yıkamaz. Sosyal medya hiç yıkamaz. Ama algısal olarak bu algının oluşması bile bizi rahatsız edip irite edebilir ve incitebilir. Bugün belki ya ne olacak canım işte yani çıplaklık da olabilir. İnsanlar özgürdür. İstedikleri gibi de giyinebilir, koyabilir. Siz toplumda milyonların önüne giriyorsunuz. Hele bir de herkese açık diye böyle tırnak içerisinde kullanıyorsanız o zaman sizin topluma verdiğiniz imajı kendinizin kanıtsamış, içselleştirmiş ve ailenizin de bunu tasdik etmiş olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Bunda kani misiniz? Bunda olumlu musunuz? Yani burada herhangi bir zarara sizin orada koyduğunuz bir fotoğraf, orada
kullandığınız bir davranış, orada giren, herkese açık olan bir 12 yaşındaki çocuğu, bir ilkokul çağındaki çocuğu, davranışsal olarak gelişme gösteren bir çocuğu nasıl etkileyecek, hiç düşünerek mi koyuyorsunuz, farkında olarak mı koyuyorsunuz? Aslında bu sorular altında, temel bu soruları sorduğunuzda o zaman doğru davranışsal hareketleri gösterirsiniz. Bakın, duygusallıktan bahsetmiyorum burada. Burada otokontrol mekanizmasının telefonda değil, dijitalde değil, sizde olduğundan bahsediyorum. Kumandanın sizde olması gibi. Artık televizyonda istediğiniz dizileri, istediğiniz filmleri, internetin televizyona girdiği, meç olduğu bir kavramda nasıl durdurup geri sarıp sonra ileri sarabiliyorsanız, aynı şekilde kendinizin zaman dilimine, timingine, 24 saatine de oluruna, bakın, kaybetmemek gerekiyor. Bunu nerede anladık? Covid'de. Sevdiklerimizle zaman geçirme noktasında. Değil mi sevgili hocam? Evet, evet. Online'ı nerede çoğalttık? Eğitimleri nerede çoğalttık? Şu anda size dokunamıyorum. Sizin gözlerinizin içine sadece sanal olarak bakabiliyorum. Ne kadar bu bana geçebiliyor? Ben şu an çok heyecanlıyım çünkü ben sanalı ve gerçeği bir yaşadığım için. Bana etki etmiyor. Ama belki aranızda etki eden insanlar var. Belki yüzle sohbet etmekten hoşlandığınız insanlar var. Kız arkadaşlarınızı, kadınları dinlemek istediğiniz, erkekleri dinlemek istediğiniz önemli şahsiyetler, kişiler olabilir alanında. Dolayısıyla onlarla yüzle temas ettiğinizde ya da burada okulunuza çağırdığınızda bunların hepsinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamak lazım. Aslında sanal, bugün internetin fişi çekildiğinde, bugün bütün fiber kablolarımız yerin altından gittiğinde ve internetimiz gittiğinde, bakın, telefonla dahil arama yapılamadığında yine face to face dediğimiz yüzle iletişimden bahsedeceğiz. Ve dolayısıyla, yani ne diyeceksin? Bir dakikan var ve bir dakikada kadın olarak ne anlatabilirsin? Aslında kullandığın cümlenin içi önemli. O yüzden o algıyı sen değiştirebilirsin. Sosyal medyadaki zihin algoritmalarına, yapay zeka noktasına, zeka akıl insandadır ve insan yeryüzünün en donanımlı varlığıdır. Düşünen olması özelliğiyle bütün canlıların da başındayken siz bunu lütfen kendinize bugünden itibaren bir kez daha sorun isterim arkadaşlar. Bu çok önemli. Kıymetli hocalarım da burada, ya haddime değil ama sanıyorum Meral hocam da böyle ifadeleriyle böyle herhalde sanıyorum katılıyor, değil mi? Gerçekten hani bunları söylemek zorundayım. Çünkü neden? Size ulaşılabilir bir alan yaratılmış ve bu alanda doğruyu söylemekle mükellef bir medya unsuru bir insanım. Ben bunu vebal olarak alamam. O yüzden de size bunları tecrübelerim çok kıymetli. 22 yıl yani yaşadıklarımı size bir saatte anlatmam mümkün değil. Ama en azından cımbızla çektiğim noktalarda size atışlar yapabiliyorsam ve siz onları ünlem 3 noktayla alabiliyorsanız benim için son derece kıymetli. Bir taraftan kariyeriniz var ve üniversiteniz bitecek. Burada aldığınız, hayatınızdaki aldığınız çalışmalar sizin stil ve güzellik noktasındaki algılarınızı belki burada çok güzel kıymetli bilgiler alıp bunu sahada paylaşacaksınız. Sahada birebir paylaştığınızın dışında da bir de sosyalite, yani komünite dediğimiz alanda kolektif bilinçle paylaşacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar, en önemli nokta sesiniz ve hitabetiniz olmalı. Arkasından kendinize duyabildiğiniz ve aynada temiz pat kendinize bakabildiğiniz noktada bence zaten insan çok güzel yaratılmış bir varlık. Biraz da böyle okumak lazım. Böyle olunca insanlar sizin ne giydiğinize, ne taktığınıza, ne makyaj yaptığınıza bakmaktan, bütünsellikten ziyade önce ağzınızdaki sesle, dikkatle onları kendinize cezbeder, çekersiniz. Ve o bir anda insanlar, evet, birkaç saniye görüntünüzden hemen olağan odak noktasına odaklanır ve siz orada kalırsınız, mutlu olursunuz. Elbette ki güzellik kavramı, renkler, her şey çok önemli. Doğanın içerisinde kendisiyle olan bir bütünlüğü söz konusu ama biz bunları incitmeden ve bunlara paralel bir şekilde yol almak durumundayız gibi geliyor bana. İşin açıkçası benim de bu anlamda yapmış olduğum bir takım çalışmalar var. Akabinde son dönemde, ben son 5 yıl TRT ailesi içerisindeydim. Ekranlarda Gündüz Kadın Kuşağı'ndan tutun belli programlara kadar yaptım ki bunların hepsi işte arşiv olarak YouTube'da, Google'da ve aranan sosyal medyalarda mevcut. Bunun yanında şu anda yeni bir dijital Ekim ayında, 2022 yılında aktif olarak Karma Türkiye uygulamalarında var. Hem yazıyorum, hem içerisinde seslendirme yapıyorum, hem de podcastlerimiz var. Podcastlerde ola ki bu bölümden mezun olup
kız arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız mezun olup ama hayatının bir noktasında sunucu, spiker, eğitmen olmak istiyorlarsa orada 10 bölüm şeklinde bir podcast zincirimiz var. Oradan dinleyebilirler. Karma Türkiye dünyada ve Türkiye'de biraz reklama girebilir ama inanın bizim mühendislerimizin tamamen yerli üretmiş olduğu bir çalışma. Çok fazla konu başlığı var. Güzellik de var işin içerisinde. Efendime söyleyeyim, geçmiş biyografiler de var. Yolda, evde, spor yaparken her yerde dinleyebileceğiniz kısa kısa çok ciddi sesli içerikler var ki belgeselleri ve filmleri bile çok yeni el yazısıyla, yani yazarlarımızın yazdığı şekilde ve telif hakkıyla burada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ses çok önemli. O noktada biraz da interaktif bir radyo durumunu yaşatıyoruz diyebiliriz. Yani Karma Türkiye ailesi içerisindeyim ve devam ediyor. En son fuar olarak Barcelona'daydı bizim ekip ve CEO'muz. Dolayısıyla da o ailenin içerisinde yerli bir çalışma olduğu için, Türkiye'yi aktardığı genç bir nesil bir dijital olduğu için ve birbiriyle konuşmasına ve chatleşmesine müsaade ettiği ve üyelik, premium üyelikleriyle olan, yani böyle Netflix, efendim işte bildiğiniz Blue TV ya da Disney Plus gibi değil, incelediğinizde yorumlarınızı da yazıp bize mail olarak gönderebilirsiniz. Dolayısıyla neden bunu söylüyorum? Kurucusu bir kadın, kadın girişimci ve bir kadın startup'ı. Yani bugün 8 Mart'ta herhalde kadınların başarısı biraz konuşulmalı diye düşünüyorum. O yüzden yok sayılmamalı. Bir de tabii dünyada öncülük eden bir, aslında ata değil anaerkil bir yapının varoluşu var. Ama maalesef ataerkil diyorlar, unutuyorlar. Çünkü aslında anneden ve anne soyundan bakılması gerekiyor bir taraftan da bazı şeyleri. O anlamda dediğim gibi sosyal medyadaki etkinin olumsuzluklarında sosyal medya aslında bir kamuoyu. Yani oradaki fikriniz, zikriniz, düşünceniz, yazınız, söyleminiz, söyleşiniz, konuşmalarınızın hepsinin yansıdığı bir alan. Siz artık gazeteci olmanız çok önemli. Yani o bölümü okumuş olmanız, ihtisas sahibi olmanız ve tecrübe kazandırmanızı sağlar. Ama artık siz bir yayıncısınız orada. Oraya düştüğünüzde siz bir televizyoncu, siz bir sunucu gibi davranıyorsunuz ve taklit ediyorsunuz. Yani işin içerisinde bunu yok sayamazsınız. Dolayısıyla konuşmanız, algınız, duruşunuz, bir hazırlanmanız, bir kendinize çeki düzen vermeniz, o konuyla alakadar olan bir bilgi sahibi olmanız ve donanımınız şart. Ama görüyoruz tabii, hocam bağışlayın, COVID zamanı herkes çok güzel okuyormuş. Ben bunu anladım. Çünkü bütün televizyonlara bağlanan 4.5G'li olan kameradaki akademisyenlerimiz dahil olmak üzere herkes kütüphanenin önünden ekrana çıkmayı yeğledi. Bakın bu da bir algıydı. Yani benim milyonlarca ve yüzlerce kitabım var ve ben önünde size açıklama yapıyorum. Yani ben bu konularla ilgili çok iyiyim. Hayır, yani nereden o kadar oku, yani bugün benim bildiğim Atatürk'ümüz 5000 kitaba yakın okumuş kitap. Ama tabii ki okuyan milyonlarca insanımız var. Milyarlarca ve milyonlarca kitap okumayabiliriz, okuyamayız zaten. Öyle ömrümüz yetmez. Yani düşünsenize, hani bir ayda kaç kitap en fazla okurumu düşünün. Yani şu telefon varken 24 saat tuvalete bile giderken, çok affedersiniz, ayırmadığımız bir telefon varken biz kitaba kaç kitabı bitirebiliyoruz ve kaç sayfa kitap bitirebiliyoruz? Başucumuzdaki kitaplar diye sormak lazım. Mesela benim bir huyum var, ben birkaç kitabı bir arada okuyamıyorum. Ben bitirip hızlı da okuyamıyorum. Yani öyle de bir durum var. Çünkü sindirmem, anlamam lazım ki o bilgiyi başkasına aktarırken kaynakçasıyla doğru bir bilgi aktarayım diye. Yoksa ben de çok kitap okuyabilirim. Ya ayda en fazla hocam 4 kitabı zor bitiriyorum. İtiraf edebilirim yani. Hani zorluyorum. Eskiden böyle miydi? Eskiden böyle değildi. Ben 10 kitap, ayda 10 kitap okuduğumu, 8-10 kitap okuduğumu bilirim. Ama maalesef şimdi ayda kaç kitap okuyorsunuz diye soruyorum. Mesela soralım, İrem Malatyalı ayda kaç kitap okuyor? Çok merhabalar. Hiç beklemediğim yerden geldiniz. Hoş geldiniz İrem Hanım aramıza. Hoş bulduk. Evet. Çok sağ olun. Ne güzel sizi de görmek. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz böyle bir program için. Günün anlam ve önemine de çok uygun oldu. Ben de İstanbul Kent Üniversitesi'nde akademisyenim. Şu an yeterlilik sürecindeyim. O yüzden ben çok fazla kitap okuyorum. Şahane. Doğru bir tercih yapmışız galiba. Yeterlilik sürecinde olduğum için. Peki, ama normal zamanda da şöyle hani roman tarzı da diye bahsedersem 3 kitap romanda en fazla okuyabiliyorum. Hani okul için ya da eğitimim için okuduklarımı saymazsam. Ya, çok teşekkür ederim. Bir de son olarak sorayım, sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Hiç böyle tahlil ettiniz mi? Yani tutuyor musunuz çetelenizi?
Şöyle çetelimi tutmuyorum ama çok fazla zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü çok seviyorum sosyal Aynen Hanım, medyayı. burada size bir söz alabilir Buyurun miyim? lütfen hocam. Teşekkür ederim Sağ Miram olun. Hanım. Ben teşekkür ederim. Katkınız için. Sağ olun. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Dediniz ya işte, işte bu rakamlar, sayılar, bunlar da algı. Her şeyi onlarla Evet, ölçer evet, olduk. evet. Yani 1 milyon takipçim var mı? 1 milyon işte izlendi mi? efendim, Tamam bir sana. ayda 10 kitap okumak bir övünç meselesi olmamalı. O, çünkü Evet. kitap okuma olmaz, sörf olur yani. Değil mi? Siz de takdir Kesinlikle edersiniz. aynen öyle. Çünkü arkadaşlar biz de gözümüzü ve bedenimizi çok rahat yorabiliyoruz. Özellikle kadınların çok yormaması lazım. Kadınlar vücut yapıları itibariyle anatomik olarak hocam daha iyi bilecektir. Erkeklere nazaran daha hassastır. Biz çok hassas olduğumuz için duygulanma, hastalıklara yakalanma olasılığımız daha fazla erkeklere nazaran. Erkekler bu konuda biraz daha netlerdikler. Şimdi bakın burada bir şey gördünüz. Olumlu ya da olumsuz. Telefonda etkilenmemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bir de aynı zamanda bas geç dediğimiz tık geç var. Yani geç gör, aynı selfie çektin koydun gibi. Bir de her anın fotoğrafı olur mu gibi. Şimdi o zaman sormak lazım. Ben bu kadar fotoğraf çektiriyorum, bu kadar varlığımın görünmesinden hoşlanıyorsam benim gerçekten özümdeki eksikliğim ne? Ya da ben ne tür bir algı içerisindeyim ki o algıyla sosyal medyadaki popüler kültüre hizmet edeceğim? Yani benim mayolu bir fotoğrafımın, çok böyle uç bir örnek değil, benim mayolu bir fotoğrafımın ailemin dışında tanımadığım insanların görüp yorum yapması bana ne kazandıracak? Misal, ya da ben bir manken değilim ama işte gez gör ye iç diye sofralar olan bir masadayım ama yani bütün bunları koyarken de hiç düşünmeden dünyanın başka bir yerinde Afrika'da gerçekten suya ekmeğe muhtaç olan. Çok ütopik gelebilir bunlar ama değil arkadaşlar. Şimdi biz mesela çok çabuk normalleştik diyoruz ya, bakın bizim normal algımıza. Biz normal mi yaşıyoruz acaba da çok çabuk normalleştik? Şu anda 11 ilde ciddi manada yardımlar varken, bu kadar gündemde olunması gerekirken sosyal medyadaki fotoğrafların, paylaşımların birilerini incitebileceğini ya da oralardan da birileri de ekranlara girip ya ben bunu görüyorum ama anne bak burada da böyle olmuş şöyle olmuş. Ya oradaki iletişim anı ya en azından 3-5 ay bu potansiyelde kullanılmanın kime ne zararı olabilir? Aksine faydası olabilir yani. Ama biz şu anda bunu yaptığımızda oradaki insanları incitmek yerine kamuoyunda, yurt dışında ne mesaj okuyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki her şeyi çabuk unutabiliyorlar. Hayır, böyle bir şey yok ya. Ben nasıl unutabilirim bu kadar acıyı? Ben 99'u unutmamışken, 1999 yılında bizzat yaşamışken neden mesela bunu niçin anlatıyorum? Bakın popüler kültür ve algı meselesinde böyle. Hani belki çok uçuk kaçık örnekler gibi gelebiliyor. Bir örnek vereceğim size. Kullandığım telefon operatörünü bir neden dolayısıyla internetteki yavaşlama hızıyla faturasını gününde ödemiş olup ama hızının yavaşladığını görünce arama ihtiyacı duydu. Aradığım kişi telefonda önce dinledi ve bana gereken müdahaleyi ve iletişimi benle kurduktan birkaç dakika sonra bakın şunu dedi. Çok özür diliyorum, çok çok özür diliyorum ama dedi. Şu anda konuşmalarımız kayıt altına giriyor ama dedi. Sizin sesiniz bana hiç yabancı değil ama öyle algılıyorum dedi. Ben de buyurun dedim. Siz dedi bizim bildiğimiz Aynur Ayaz'mısınız dedi. Şimdi aşağı yukarı Aynur Ayaz olarak her birinizin adı soyadıyla, kimlikleriyle Türkiye'de birçok insan vardır. Ben de şöyle kaldım, dedim ki nasıl yani dedim, hani merak ettim şimdi. Yani dedi hani televizyona çıkan, sunuculuk yapan ve bir kitabı olan, biz ailece kendisini çok seviyoruz, sizin de sesiniz çok benziyor. O musunuz diye sordum ama bu yasak bir şey dedi. Ben dedi şu anda dedi kendimi riske atarak. Evet kardeşim dedim, Ahmet Bey dedim, Mehmet Bey aynen öyle ta kendisiyim. Benim böyle bir sorunum vardı o yüzden size dedim ulaşmak istedim. Siz de bakın 5 bin 10 bin kaç call center'dan binde bir kişi sizi bir dikkatle yüksek frekansla o kadar demek ki ekrandan ya da dijitalden dinlemiş ki hafızasında ve sizinle ilgili biyografiyle takipte, biz de ailece kendisini çok severiz, çok güzel programları, çok teşekkür ederim. Ben deyince benim diye nasıl mutlu olup o sesine yansıyan halini size hissettiğimi anlatamam. O kadar mutlu oldum ki bakın bir kişi. Ama o bir kişi, 10 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Demek istediğim mevzu, o kadar duygulandım ki hocam. Yani orada dedim ki İşte Aynur Hanım, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. İşte doğru amaçlı kullanıldığında sosyal medya büyük bir güç. kesinlikle. Uygun.
usullerde kullanıldığında. Kesinlikle. Bu da onu göstermiş oldu ve sonrasında şunu dedim. Dedi ki ama dedi bakın dedim kardeşim hani endişelenmeyin şu anda kayıt altına alıp siz hani normal çünkü normalde yasak herhangi bilgileriniz kişisel bilgileriniz KVK dahilinde herhangi bir noktada kullanılamaz ama ben dedim ki siz mesai saatlerinin dışında çünkü dedi ki keşke imzalı bir kitabınız olsa ben de dedim ki mesai saatlerinizin dışında lütfen benim şu mail adresine ben sorumluluğu alıyorum bu konuşmanın sorumluluğunu samimiyetini ben üzerime alıyorum lütfen dedim bana mesaj ve mail atarsanız ben size ulaştırmak istiyorum dedim ama o kişi herhalde güvenlik sebebiyle riske atmak istemedi kendini böyle bir diyalog geçti ama o diyalog o samimiyet onun hayatı boyunca unutamayacağı bir anısı olarak yerleşti demek istediğim sizin tanınırlığınız ya da bilinirliğiniz sosyal medya içerisinde olmamalı yani bu benim şahsi fikrim ama işinizle yani okuduğunuz bölümünüzle ve kariyer yolculuğunuzla kendinize katacağınız yani karpuzunuzun çok fazla olmasıyla bilgileriniz ve donanımınızla zaten yolunuz, yolculuğunuz çok uzun soluklu olur ve kalıcı olursunuz ve aranan olursunuz. O noktada bu da önemli diye düşünüyorum. Ve tabii dedim biraz önce aslında sevmek ve biraz da bu duyguları biz yani manevi olan duyguları biraz da sosyal medyayla görmezden geliyoruz. Hatta yok ediyoruz kendi elimizle. Bunu da yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bilmiyorum aynalarla aranız nasıl ama aynaları biz özellikle iletişim noktasında aynaları çok kullanır haldeyiz. Aynayla kişi kendi yüzünü göremediği için ben hocamı görüyorum, hocam beni görüyor. Birbirimizin aynasıyız şu anda. Ben sadece şu anda baş boyun bölgemin aşağısını ve ellerimi görebiliyorum. En çok da kullandığımız ellerimiz ama en çok kahrımızı çeken ayaklarımızı pek sevmiyoruz. Yani ayaklarımızı görmezden geliyoruz ve hor kullanıyoruz. Ellerimize bakmak noktasında evet ellerimizi kullanıyoruz ama ellerimizi belki de kremlemiyoruz. Yani kullanırken bakın en çok ellerimi kullanıyorum. Ellerimi ve şu anda baş boyun bölgemde gözlerimle şu anda diyaframımdan konuştuğum için tamamen sesimi kulaklarımla duyabildiğim için sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Arada gizli nefesler alıyorum çünkü çok motora bağlamış gibi konuşuyorum. Ama herhalde cümlelerin sonunda öznesini ya da yükleminin yerlerini pek karıştırmıyorum diye düşünüyorum. İşin özü gerçekten işimiz çok zor. Çünkü 21. yüzyıl uzay çağında dijital bizi tamamen dijitalizm noktasında bir transforma sokacak gibi görünüyor. Ama biz burada aklımızı kullanır ve kadın olarak gerçekten duruşumuzu ve aslında kadın ışığını, kadın aydınlanmasını dünyaya anlatabilirsek bence çok başarılı olacak. Bunun da öncüsü bence ülkemiz diye düşünüyorum hocam. Son dönemde gerçekten yani bu aşılarda da gördük biz bunu. Hatta Nobel'e geçebilecek kadar bizim akademisyenlerimiz, bizim bilim insanlarımız, bizim iş insanlarımız var. Fakat onların biraz daha parlamaya, parlatılmaya, destek olunmaya, onların da bize öğrencilere destek olmaya ihtiyacı var. Bilgi paylaşımı son derece çok kıymetli. O yüzden sosyal medyayı bilgi paylaşımı konusunda kullanabilir isek şayet gerçekten biz 21. yüzyılın sınavını vermiş olabileceğiz. Aksi takdirde diyorum ya bugün birisi gelir, biz yapmayız belki ama dünyadan birisi gelir ve fiber optikte interneti keser. Dolayısıyla o zaman ne yaparız diye düşünmek lazım. Bir şeylerin tedbirini önceden almak lazım. O yüzden derdimizi, tasamızı bir kadın olarak da kısa söyledi. Yani kimsenin size değer vermesini beklemeden kadın olarak kendi değerini ortaya koyduğun vakitte zaten karşı tarafta onu masaya yumruğunu koyarak alıyorsun. Yani birilerinden değer beklemek, birilerinden sevgi beklemek, birilerinden takdir, teşekkür beklemek elbette son derece önemli, çok güzel ama en büyük takdiri, teşekkürü annemiz ve babamız vermeli diye düşünüyorum, ebeveynlerimiz. Ha o da olmadı diyelim. Kişinin aynaya bakarak kendi takdir ve teşekkürünü kendine severek yapması en büyük hakikat yani. Bunu önemli görmek lazım. Çünkü içerisinde bütünleştiğiniz ruhunuzla, iletişiminizle sağlıklı düşünebilirseniz ancak o enerjiyi de karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Bakın o kadar güçlü bir milletiz ki bu kadar acıların ve sıkıntıların ortasında biz online olarak şu anda sizinle bu etkinliği yapıyor olmanın kıymetini biliyoruz. Bu da olmayabilirdi. Bu da olmayabilirdi. Yani bugün tabii ki özlediğiniz bu sıralarınıza, bu üniversitenize, taşıdığınız kampüsünüze geleceksiniz. Ama bütün bunların aslında birer nimet olduğunun da farkında olmak lazım. Yani bunlar size sunulmuş bir imkanlar ama bunların hiçbirisi de olmayabilirdi. Yani parasını ödediğiniz, bursunu kazandığınız her şey elinizden alınmış da olabilirdi. O yüzden kaybetmeden bunların farkına dijitalle değil, gerçeklikle aslında bakmak ve okumak lazım diye düşünüyorum. Hocam sürem nasıl, iyi kullanıyor muyum süremi?
Süremiz güzel. Bana kulağa hoş geliyor dedi, beğendi. Evet, çok güzel vallahi, çok akıcı bir şekilde, melodik bir şekilde zaten ses tonumuz eksik çok olmayı. Uygun hitabetimiz mesleğimiz dolayısıyla. Biz keyifle dinliyoruz ama... İnşallah sıkmamışımdır. Biraz gerçekler ve gerçekleri duymak, farkındalık oluşturmak, biraz böyle iğneleri batırmak gibi gelebilir. O yüzden özür diliyorum ama bütün bunlar önemli. Çünkü sizin bugün burada paylaştıklarım ve konuştuklarımı eminim siz de birçok arkadaşınızla gündem konusu ya da telefonda konuşabilirsiniz. Ya da böyle bir isim geldi geçti üniversiteden diyebilirsiniz. Onlar olmazsa olmaz. Öz eleştiri mutlaka olacak. Yani hem bireysel hem toplumsal... Hem mesleki alanda bizi elbette. Bizi güzelleştirir. Evet, aynalar bizim, sordunuz ya aynaya bakar mısınız? Aynalar temel aksesuarımız. Ama işte biz de bireyler aynalarla barışabilsin diye küçük sihirli tadında hoşluklar katmaya çalışıyoruz. Güzellik neferleri olarak bütün hizmet verdiğimiz kitleye. Evet. Bizim durumumuz da o. Bu arada arada sayın rektörümüzü de gördüm. Necmettin Atsı hocamı da sonra ayrıldı tabii. Galiba. Evet, aradaydı, aramızdaydı. Oralardadır muhakkak. Arada kayıyor ya şeyler. Selamlar olsun tabii. Bilmiyorum kaç kişi şu an. İlgiyle takip ediyor. İlgiyle takip ediyor kendileri de. Evet, kıymetli hocama da selam olsun. Eminim bu yayını, çünkü bizim yayınları her zaman, yani biz böyle işte 10 kişi, 15 kişi, 30 kişi başlarız, sonra 300 kişi, 500 kişi, sonra bakmışız binler, on binler olur, konuşulur. O yüzden ben çok heyecanlı ve bu heyecanı sizlerle paylaştığım için de bugün ayrıca mutluyum. Bir de 8 Mart olması benim için de şekilde. Çok güzel oldu. Evet hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Keyifle seyrediyorum. Demin görüntü veremeyecek durumdaydım, şimdi rahatım, onun için açtım. Şahane hocam. Biz de böyle... Evet hocam, motoru bağlamış gibi zamanı efektif kullanayım diye hızlı oldu ama sevgili kıymetli hocam Nilhan hocamla birlikte ben bu anda 8 Mart'ta üniversitenizde olmaktan şeref duyuyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de sizinle olmaktan çok mutluyuz. Ben bu arada öğrencilerimiz adına da çok mutluyum. Bence çok şanslılar. Bunları sizler gibi, siz ve bu serinin devamında katılımcılar gibi hakikaten bu işin profesyonellerinden, teorisyen değil, pratikte yapan insanlardan bizzat dinliyorlar. Bence çok şanslılar. Onların yerinde olmak isterdim. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Size de iyi yolculuklar diliyoruz. Tekrar İstanbul Kent Üniversitesi bizim için çok özel bir üniversite. Biz de elimizden gelen desteği, tam desteği sağlamaya gayret edeceğiz. Söz veriyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii Nilhan hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün bu işin mimarı kendisidir. Kendisi mi? Ben teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hem yönetimimiz adına. Bir annesi kendisidir. Uygulayıcısı kendisidir. Volkan Bey, teknik arkadaşlar hepsi de ayrı çok oluyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Bu arada evet, ben de onu mutlaka altını çizmek istiyorum. Yayında görmediğiniz mi? Çok büyük bir ordu var arkamızda. Bey, bu dizeleri Bey, sağlayan işte Uzem Müdürümüz Volkan Bey, yine Bilgi İşlem'den Ferdi Bey, Kurumsal İletişim'den Alihan Bey, her anda yanımızdalar. Haklarını ödeyemeyiz, sağ olsunlar, var olsunlar. Zaten birlikte olabiliyor güzel şeyler. Kesinlikle. Müthiş güzel bir ekip var ya. Gelince. Enerjileri de çok iyi hocam, maşallah. Tabii ki hocamızın desteği zaten tabii. Hiç söylenecek bir şey değil. Sağ olsun hep arkamızda. Tekrar teşekkürler. Kapatayım sizi rahatsız etmesin. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler hocam. Tekrar iyi yolculuklar diliyoruz. Evet, dönecek olursak tekrardan sevgili izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve daha sonradan izleyecek olanlara benim genel olarak düşüncelerim ve aktarmak istediklerim bunlardı. Ben sanıyorum biraz hızlı da olsa bir şeyler aktarmanın heyecanı sizlere de umuyorum geçmiştir. Sizin interaktif bir şekilde sorularınız varsa gerçekten yanıtlamak isterim ve mutluluk duyarım. Evet, dilerseniz sorusu, katkısı olanlar, hani olabilir değinilmemiş bir şey olur aklınızda olan, lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Ancak öyle zenginleşiyor, farklı görüşlerle zenginleşiyor, katkılarla zenginleşiyor. Kesinlikle. Dersimiz, etkinliğiniz. O yüzden onları bekliyoruz, sorusu olan, katkısı olanları. Ardından ben kapanış konuşmamı ve plaket takdimimi yapacağım huzurlarınızda kendisine. Çok teşekkür ediyoruz Aynur Hanım. Gerçekten kısa bir sürede ve çok net, büyük bir bilgi aktardınız. Teşekkür ederiz. Kısa ses tonunuz. Hocam, Meral Hocam çok özür dilerim. Kısa sürede kocaman bir pencere açtı bize. Evet, gerçekten müthiş bir pencere açtı.
ve bizlerin anlatmak istediğini çok net bir şekilde anlattı. Sağ olun. Ben de bir gazeteci annesi olarak gerçekten gurur duydum. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, var mı görüşler, sorular, öneriler? Ayhan Bey bizi affetti mi acaba? Ayhan Bey, bu arada Ayhan Bey çok iyi bir öğrencim. Yok ben biraz Ayhan Bey'den demurdum. Son derecede disiplinlidir. İlk dönem afet öncesi yüz yüze her dersimde neredeyse hemen hepsinde benden önce ilk sıralarda yerini alan hani sınavlarda da gayet başarılı sonuçlar alan, puanlar alan bir öğrencimdir. O yüzden bugün herhalde öyle bir gecikmeli katılma oldu. Ya, tam kendine gelemedi. Ben eseri hani sizin üzerinizden hani örnek olarak anlamışsınızdır samimiyetime binaen, yoksa ben sadece geç katıldım zaten. Hani o yüzden anlayamadım. Yoksa ben hani Facebook'ta işte diğer şeylere falan hepsini hakim, hepsini şey yapıyorum da derse geç katıldım. O yüzden konuyu anlayamamıştım. Tam şey yapamadı yani, entegre olamadı. Ama iyi bir öğrenci kendisi. Bence çok iyi. Şu anda yakaladığını da düşünüyorum. Hatta yorum yapacak gibi de bakıyorsunuz Ayhan Bey sonrasında. Ayhan Bey aynı zamanda kuaför. Evet. Yani mesleğini de sürdürüyor. Şahane. Bir taraftan da bizim eğitimimizi kesintisiz, güzel, hakkını vererek geliyor, alıyor. Yani. O zaman Ayhan Bey, şöyle bir durum var değil mi? Genellikle taksiciler, kuaförlerde, özellikle kadınlar böyle deşarj olma noktasında daha fazla iletişim kurar ve konuşurlar. Gel kuaföre geliş öncesi ve çıktıktan sonra, hani milattan önce milattan sonra gibi olur. Saç kesimi, renklendirme ya da makyaj sorusu, öyle değil mi? Ben hiçbir konuşmayan kadın, gittiğim İstanbul'daki hemen hemen ya da farklı illerde konuşmayan bir kadına rastlamadım. Var mı öyle konuşmayan ya da iletişime kapalı olan? Konuşmayan kişiler çok fazla var. Biz zaten sonuçta kişi girdiği zaman anlıyoruz. Kim insan konuşmayı çok seviyor, o insanla biz konuşuyoruz. Kim insan da konuşulmasını kesinlikle sevmiyor, o insanla da özellikle konuşmamaya çalışıyor. Çünkü o konuştuğumuz zaman o kişi rahatsız oluyor. Biz onu anlayabiliyoruz artık yılların vermiş olduğu tecrübeden dolayı. Mümkün olacak konuşmamaya çalışıyor. Ama konuşmaktan çok fazla hoşlanan insan var. Çoğunluğu konuşuyor. Öyle söyleyeyim yani. Şu son Covid sonrasını nasıl değerlendirirsiniz size gelen müşterilerinizden mesela? Ben sadece bir merak ettiğim için soruyorum. Yani konuşan mı daha çok fazla, içini boşaltan, döken, konuşmayan mı? Yani konuşmayanlar daha fazla açıkçası. Biraz içine kapanıp. Bir genel bir depresif, melankolik hava Covid dönemi, pandemi de başladı. Şu anda maalesef o ülkemizin afet dolayısıyla kesinlikle aynı. Kesinlikle biraz böyle bir şey var yani, hiç konuşmama işte ya bazı tabii travmatik durumlar var ama naçizane buradan şunu söylemek lazım. Lütfen bunu özellikle yakınlarınıza, eş, dost ve sevdiklerinize söyleyin. Paylaş, özellikle ses tonuna koyacağınız, ses tonuna ilave edeceğiniz tebessüm, sesteki yumuşaklıkla kulağa gelen, yani karşı taraftaki, şimdi bazen konuşmamak hani diklenmek anlamında yanlış anlaşılabiliyor ama oysa o frekansınızı karşı tarafın frekansına göre ayarladığınızda seste şifa özelliğini olduğunu da lütfen ihmal etmeyin. Yani bir şey hani 40 kere söyleriz, 41.sinde olur deriz ya, aslında onu olduran da, söyleten de, onu fiiliyatta hareketlendiren de o bizim sesimiz. Ses böyle bir şey. Biz sesimizi sevmediğimiz için, aslında kendimizi sevmediğimiz için konuşmamayı tercih ediyoruz. Aslında o insanın belki içinde öyle volkanlar patlıyordur, öyle anlatmayı istediği şeyler vardır ki hani buradan yola çıkarak aslında iletişim başında işte belki de o popüler kültürü, yani kaynakçasını aldığınız bir şey yerine sizi ifadelendiren bir cümleyi bile orada sesli bir fotoğrafın altına koymak yine toplumun yararına, kamuoyunun yararına bir şeydir. Çünkü insanın önüne düştüğünde ve gördüğünde ya bak ne kadar güzel böyle de bir şey var, uyandırmak anlamında bunu da söylemiş olduk. Teşekkürler Ayhan Bey. Evet, Ayhan Bey de artık yılların tecrübesiyle müşteri profilini tanıyarak ona göre hareket ettiğini ifade etti. Yani. Olabilir, neden olmasın, bekliyoruz. Mezuniyet sonrası inşallah bağlantımızı bütün öğrencilerimizle sürdürmek i̇nşallah. İstiyoruz zaten. Evet. Her zaman ikinci evleri, üniversiteleri, yuvaları biliyorlar kendileri. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz gerçekten kuaför, manikürist, pedikürist, bu gibi bizim alanımızdaki meslekler toplumsal terapi. Evet. Sanat iyi üstleniyorlar.
bilimsel anlamda değil ama sosyal hayatta gerçekten bir tür terapist görevi üstleniyorlar. Önemli o yüzden misyonumuz, doğru mesajlar vermemiz, doğru dokunmamız bize başvuran kişilere. Onunla ilgili de tabii ileriki etkinliklerde artık tenden başlayarak, önce fizikten başlayarak, fiziksel güzellikten yavaş yavaş tine doğru, derinlere doğru, ruhsal güzelliğe doğru da bir yolculuk yapacağız sizlerle birlikte. Her etkinliğimizde bu şekilde kameralar açık, yürekli bir şekilde görmek istiyoruz. Yüz yüze olmak istiyoruz konuklarımız da, biz de. Evet. Aynur Hanım, başka sorusu olan var mı? Katkısı olan. Alabiliriz. Evet. İrem Hanım. Benim sorum yok ama katkım var hocam. Lütfen. Yani daha çok sizin katkılarınıza çok teşekkür ederim. Hocam, son söylediğiniz beni çok etkiledi Nilhan Hocam. Dediniz ya hani birebir iletişim kuruyoruz, hani kuaförlere gidiyoruz, birinin evi terapist gibi oluyor diye. Gerçekten ne zaman? Terapi görevini üstleniyorlar. Bu bizim alanımızdaki meslek grupları çok önemli. Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü ne zaman moralim bozuk olsa bir kuaföre gittiğimde bir iki sohbet ediyorum. Hani manikür yaparken bile bir şeyler konuşmak, bir şeyler anlatmak. Hani sonra oradan çıkınca daha veya saçlarımızı yaptırdığımızda daha böyle motive oluyorum. Veya daha hani enerji geliyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Gerçekten çok doğru bir nokta. Hepimiz aynı durumdayız. O düşüncedeyiz İrem Hanım. İnanın pandemi döneminde bir dönem bu meslek grubuna da kısıtlar getirildi. Şeyler, salonlar kapatıldı. Tümüyle yalnızlığa mahkum oldu insanlar. O terapi kesinlikle de ortadan kalktı. Şimdi pandemiyi atlattık gibi düşünüyoruz. Yine de temkinliyiz ama bu defa da afet. Yine eğitim beklemez. Toplumları, insanlığı ayakta tutacak olan eğitim, kültür, bilgi diyoruz. Şifalandıracak olan da sanat diyoruz. Biz yine misyonumuzu layıkıyla yapacağız. Bu da bizim terapimiz bir tür sizlerle birlikte. O yüzden aksatmak istemiyoruz. Konuklarımız da sağ olsunlar. Hele bugün ben ayrıca mutluyum. Çünkü Aynur Hanım burada eşlik etti beni. Birlikte seslendik. Ama tabii ki sonrakilerde de misafirlerimizin, davetli konuklarımızın uygunluğuna göre kimi zaman yüz yüze, kimi zaman online olacak. Umuyoruz ara sınavdan sonra değişecek. YÖK'ten iyi bir haber bekliyoruz elimiz yüreğimizde. Öyle olursa dolu dolu salonumuzda yapacağız etkinliklerimizi. Ben şimdiden de kıymetli hocam, hem hocalarımızın da yolu açık olsun, onlara da güç kuvvet diliyorum. Öğrencilerimize de aynı şekilde beni sabırla dinledikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Daha sonra dinleyecek olanlara da umarım keyifle böyle bir gönül paylaşımı, bir samimiyet dairesi çerçevesinde olmuştur. Sürçülü ihsan ettiysek de affola diyelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir kariyer yolculuğu diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yine çok teşekkürler her şey için. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yine bir izniniz olursa, o zaman soru katkı kısmını da bitirdiysek, ben öncelikle kendi kalemimden birkaç kelam, veda kelamı, kapanış kelamı etmek isterim. 8 Mart geçen yıl üniversitemizdeki etkinlikte de yine kapanış konuşmasını yapmıştım. Gelenek haline geldi neredeyse diyeyim. Geçen yıl katılanlar anımsarlar. Sonrasında da plaketinizi yine izleyicilerimizin, hocalarımızın, elemanlarımızın ve öğrencilerimizin huzurunda takdim etmek istiyorum. Şimdi davetimizi geri çevirmeyip hem de bizzat gelerek bugün burada, çok pardon, çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Bugün burada bizimle olan kıymetli konuğumuz, sunucu, eğitmen, yazar Aynur Ayas hanımefendi. Geleceğe yön verecek olan kuşak siz sevgili öğrencilerimiz ile, ekranları başında etkinliğimize katılan tüm değerli akademik ve idari personelimiz. Öncelikle her birinize bugünkü katkı ve katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Hayatın her alanında emek vermiş biz kadınlara adanmış olan bu anlamlı günde, İstanbul Kent Üniversitesi platformundan sizlere seslenme fırsatı
sundukları için. Kurucu vakfımız Engelsiz Eğitim Vakfı, ENEV'in yönetim kurulu, üniversitemizin de mütevelli heyeti başkanı olan Sayın Berna Yılmaz Hanımefendi'ye de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin üzücü öyküsünü yakinen bildiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bir kez daha değinmeyeceğim hikayeye. Kutlama değil, aslında bir anma, tarihten ders çıkarma ve kadının toplumsal, sosyal statüsü için ileriye dönük hedefler belirleme günüdür. Peki nedir bu hedefler? Öncelikli olarak toplumun her kesiminde yer alan kadın bireylerin eğitim öğretimi. Tüm sektörlerde kadın istihdamının arttırılarak iş alanımızın genişletilmesi, meslek ve beceri kazandırılması. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, kadın kuruluşlarının temel hedeflerinin bunlar olduğunu zaten farkındayız. O halde söz edilen hedefler nasıl bir toplumsal sonuca yol açacak? Yani hedeflerin ardındaki gerçek hedefler nedir? İşte asıl kavranılması gereken durum da budur. Hayatın ilk okulu, içine doğduğumuz ailede nesilleri eğitecek olan şüphesiz kadınlar ve annelerdir. Bu sebeple toplumun her kesiminden kadınların eğitimi, sosyal ve ekonomik açıdan mutlu bir yaşam sürmeleri kilit noktalardır. Sayılan ilk hedefleri ne denli başarabilirsek, asıl hedeflere giden yolu da o denli açmış oluruz. Bu bağlamda bizi görmezden gelen, yatsıyan kişi veya kesimlere karşı hoyratça bir kutuplaşma yahut ötekileştirme, ayrışma yoluyla kısasa kısas bir savaş değil, evrenin biz kadınlara bahşettiği hasletlerimizden, bizi biz yapan özelliklerimizden, kendimiz olmaktan asla vazgeçmeden, olumsuza öykünmeden, duyarlılık, zarafet, bilgelik, sabır ve olgunlukla yılmadan yürüteceğimiz istikrarlı ve farkındalıklı bir mücadeledir bize düşen. Bu mücadelemizde bizlerin, biz hemcinslerimiz hepsini kastediyorum, firesiz şekilde ellerimizi kenetleyerek başlangıçtan itibaren sonuna dek birlikte yürümemiz esastır elbette. Ancak hayat yolumuzda, meslek alanlarımıza bize eşlik eden, içten ve gerçek desteklerini esirgemeyen beyefendiler de şimdi izleyicilerimizin içerisinde oldukları gibi daima aramızda olmalıdırlar hiç şüphesiz. Yine bilinen bir gerçektir ki kenetlenen ellerimizden herhangi biri ayrılırsa, yani zinciri oluşturan halkalardan tek birinde dahi eksiklik olursa o anlamlı sonuç ortaya çıkmayacaktır. Bu yüzden kesintisiz birlik ve beraberlik hususu özel önem arz etmektedir. Tarih sayfalarında bir gezinti yaptığımızda çağlar boyunca şifa ve bakım misyonunun kadın cinsiyete atfedildiğini görüyoruz. Ve bireysel her etkinin de zaman içerisinde domino taşı efektiyle topluma yansıdığını da bilmekteyiz. Çoğaltan, besleyen, büyüten de bizler olduğumuza göre kötü ve olumsuz ile savaşmaktansa İyi ve güzel olan her şeyi çoğaltarak olumlu yönde toplumsal bir dönüşüm yaratacağımıza dair inancımız tamdır. Sözün özü, bilgiyi ve bilimi çoğaltarak zihinleri, sanatı çoğaltarak ruhu ve kalpleri besleyecek, böylelikle sevgi ve barışı yeniden yeşertip büyütecek toplumsal şifa ve sağaltımı sağlayacağız. Bunu birlikte yapacağız. Bizler Atatürk önderliğinde milletimizin bağımsızlığına damgasını vurmuş bir destanın, kolektif bilinci en iyi şekilde temsil eden Nene Hatun, Kara Fatma gibi nice gizli kahramanlarının torunlarıyız. Gelişmiş batılı devletlerden çok öncesinde ulu önderimiz tarafından seçme seçilme hakkının verildiği cumhuriyet kızlarıyız. Her birimiz kırılgan görünümümüze karşın özünde çok güçlü, kadife eldiven içindeki demir yumruklar, Amazon ruhlarız. Mayası tutmuş ve dünyaya gelmiş insanı elimizin hamuruyla yoğurur, biçimlendiririz. Kimimizin saçı uzun, aklı ise kat be kat daha uzun. İstersek anne de oluruz, iş insanı, bilim insanı yahut sanatkarda. Bu coğrafya, kadınlar insandır, biz ise insanoğlu diyen halk ozanları yetiştirmiştir. Aynı coğrafya, hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çayır, çimen şimdi dizelerini yazan, dünyaca tanınmış, kadının hakkını yüreklilikle kadına teslim eden erkek şairleri de. Ülke ve dünya tarihi bu kısa konuşma sürecine sığmayacak, cesur, öncü, güçlü,
innovatif yani yenilikçi kadına dair sayısız örnekle doludur. Bu durumda kadın olmanın hakkını önce bizler vermeliyiz. Çünkü özellikle aydın kadınlar olarak cumhuriyetimize, ait olduğumuz topluma, coğrafyaya, hatta dünyaya karşı bir boyun borcumuz söz konusudur. Aranızda beni ancak yakından tanıyanlarınız sanatın her türüne, bilhassa da edebi sanatlara olan tutkumu bilir. Uzun aralarla gelen ilhamlarla adına şiir diyemeyeceğim bazı şiir denemelerim oluyor. Özel olarak kadın temalı bir şiir denemem maalesef yok. Çünkü kadının kendisinin başlı başına bir şiir olduğunu düşünüyorum ve ondan daha güzel bir eser ortaya koyma ustalığında değilim henüz. Daha çok yolum var. Biliyorsunuz hayattaki ilkler önemlidir. İşte bugün ben de Şunun Şurasında adlı ilk şiir denemelerimden birini katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimle birlikte etkinliğimizin kapanışından önce sizler için seslendirmek isterim. Her ne kadar sürçülisan edersem Aynur Hanım'ın sözüne katılıyorum. Şimdiden affola. Şunun şurasında ne kaldı? Derlenip toplanıp tası tarağı alıp gitmeye. Bir göz kırpımı zamanda öte aleme göçmeye. Bir soluk, kim bilir belki bin soluk. Bilebilsek, lakin anlatılanlar hep silik. Korku mu? Zerre yok billahi. Çoktan bezmişiz şu dünyadan ilahi. Bir gitsek ters giydiririz şeytana külahı. Gören var mı orada gök mavisini, erguvan pembesini, akşam kızılını? Ya duyan martı sesini, baharın büyülü kokusunu, vapur düdüğünü? Böyleyse hiç dert etmeyiz. Yolun yarısını zaten geçmişiz. Yeni yollar aramadan yalan dünya zevkimizden geçeriz. Öyle ama aceleye gelmemeli, iyi düşünmeli. Her geçen anın kıymetini bilmeli. Daha yaşanmamışlar da çok önemli. Olmaz, olamaz, zinhar gidemeyiz. Göçmek dediyse kastımız İstanbul'dan Anadolu'ya. Bakıyorum pek bir ciddiye aldınız. Yok öyle ya ama. Hele bir çıksın şu bayramda, yeni yılda. Hem aklım hala o sarı mantoda. Evlat mürüvvetine, torun saadetine, dalya denilen yüze ne kaldı şunun şurasında? Şimdi izninizle hem cinslerime söyleyecek son bir kapanış sözüm daha var. Sevgili kadın. 100 yıllık uykumuzdan artık uyanma vaktidir. Uyanıştan sonra da misyonumuzu tamamlamadan hiçbir yere gitmek yok. Özlenen bahara ve bütün mimozaların çiçek açmasına ne kaldı şunun şurasında? Çok teşekkür ediyorum. Vallahi hocam. Evet, sizinle saklandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ya şahane hocam. Öğrencilerimizin devamını. Çok çok muazzam. Şunun şurasında. Ben bugünün mottosu şunun şurasında. Hocam notu aldım bu kaydıdan. Şunu sizden rica etsem. Takayım hemen. Evet, mikrofon bağlantısı iyiydi herhalde, sesimi duyurabildim değil mi? Hocam çok, çok güzel duyurdunuz, güzeldi. Çok teşekkürler, evet. Harikaydı. Çok teşekkür ederim katlandığınız için, denememi sizlerle paylaştım, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizler olmadan bu etkinliklerde olmaz. En kıymetli parçası konuklarımız ve sizlersiniz. Ben sadece aracı oluyorum, planlıyorum. Sağ olun, o yüzden her çarşamba bekliyoruz firesiz olarak. En kısa zamanda yüz yüze de. İnşallah. Aynur Hanım'ın sözü var zaten. Ben hemen sözümü kapayım. yani yüz yüzeye inşallah YÖK'ten onaylanırsa, ara sınav dönemi geçebilirsek, konuk olarak olmasa izleyici olarak gelebilir. Bilmiyorum. Arzu ederse, zaman ayırırsa konuk olarak da. Tabii. Tabii ki tekrar tekrar da dinleriz. Çok evet, mutlu oluruz yani. Öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi ben o zaman plaket ve Kadınlar Günü çiçeğimizi takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şöyle, evet. Çok incesiniz, eksik olmayın. Bütün bu anlamlı günde hepimiz hak ediyoruz değil mi bu anlamlı günde? Bir de sarılabilir miyim size? Resmi sonra mı çekeceğiz? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çiçeğinizi yine alın, bir resim alalım. Evet. Hatta el ele, çiçek elinizde olsun. Böyle bir elinizde, benim elimde olursa çok mutlu olurum. Getirdi hocam. Yakar özetimi de unutmuyorum. Evet. En önemli kısmına geldik. Heyecandan unuttum. Artık sizi de kentli yapıyoruz. Evet.
İstanbul Kent Üniversitesi ailemize hoş geldiniz. Şöyle yapayım tamam. Ben. Siz içten mi takarsınız? Şöyle hiç. Şimdilik duralım tamam, daha peki. Sonra. Evet. Evet şu anda da. Teşekkür ederiz. Evet, tabii hepinize çok teşekkürler. Güzel bir gün haftaya olsun. Buluşmak üzere.